Herkese selamünaleyküm, herkese merhabalar. Arkadaşlar, bilgilendirme videolarımız devam ediyor ve devam edecek inşallah. Büyüdükçe daha farklı videolarda her zaman gelmeye devam edecek. Kanalımızın büyümesi için kanalı beğenmeyi, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bu videoda bir termostat arızasının 3 aşamada nasıl gerçekleşebileceğini kısaca bir anlatmak istedim. Yani normalde motor kontrol ünitesinde aracın hararetiyle ilgili bir bilgilendirme mevcut. Lakin bu bilgilendirmeye dayanaraktan, yani o göstergeye dayanaraktan bir arabada termostat arızalanırsa 3 aşamada kısaca bunu anlamanın nasıl bir yolu vardır, kısaca nasıl anlatılır, onunla ilgili bir video yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi şurada alt tarafta Hyundai Accent Blue'nun şu vakum, fren vakum pompası, vakum pompasının hemen altında şurada termostatımız mevcut. Arkadaşlar, termostat arızası şu şekilde 3 aşamada. Eğer o termostat kapalı kalırsa motorun içerisinde bulunan suyun şuradaki panele, öndeki radyatör diyoruz yani, soğutma paneline, soğutma radyatörüne giremeyeceğini düşünerekten kapalı kaldığında araç suyu dışarı aktaramadığı için, devir daimi ve soğutmayı gerçekleştiremediği için arabanın harareti hemen kalkacaktır. Bu genelde ilk aşamada karşılaşılır. Bu olay, yani araba yeni bindiniz, soğuk bir motorla yola çıktınız ve arabanın harareti yükselmeye başladı. Kesinlikle bu gibi durumda, yani termostatın kapalı kalması durumunda şu radyatör kapağını açmıyoruz. Orayı da açmıyoruz. Su zaten gözükecektir. Arabayı anında stop ediyoruz. Termostat kapalı kalma durumunda. Birinci aşama, termostatın kapalı kalması arabanın hararetinin ilk aşamada yükselmesine sebep olur. Termostatın açık kalması da arabanın yine ilk aşamada belirgin olacaktır. Soğuk çalışmasına, yolda seyrini 90 derecede değil de hararet seviyesinin tam olması gereken seviyede değil de sabit bir şekilde 50'de 60'a orta kısımlarda, alt seviyelerde kalmasına neden olacaktır. Bu da termostatın sürekli açık kalmasıyla oluşan bir durumdur arkadaşlar. Bir de termostatın bozulma durumu vardır. Arkadaşlar, hararet bir tam seviyesine çıkar, bir aşağı iner. Hararetiniz sürekli oynuyorsa sizin termostatınız bir açılıyor bir kapalıyor. Yani termostatınız bozuktur. 3 aşamada bu gibi durumları yaşıyorsanız mutlaka termostatınızı kontrol etmeyi unutmayın. 3 aşamada termostat arızasını bu şekilde anlayabilirsiniz arkadaşlar. Bir aklınızda bulunsun. Bizimki ön bilgidir arkadaşlar. Söküp dağıtıp bir yerlere dağıtmıyoruz ve bilgilendirme videolarımızı devam ettiriyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.